başkanlığımız genelde 2019 yılını Fuat Sezgin yılı olarak ilan etti. Bu yıl birçok kurum, üniversite, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, sosyal ve sivil toplum kuruluşları Fuat Sezgin'in tanıtılması yönelik çalışmalar yapıyor. Yine projemizin ikinci gerekçesi de bu yıl Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmiş olması. Bunun yanında Fuat Sezgin gibi büyük bir değerin yaptığı çalışmaların, kişiliğinin, karakter özelliklerinin sizlere tanıtılması, anlatılması gerekiyor. Bu neden gerekli? Yıllardır toplumumuza veya doğu medeniyetine yönelik yapılmaya çalışılan bir şey var Batı medeniyet tarafından. Sanki onlar bizden çok daha üstünmüş gibi bir algıyla bizlerin medeniyetimizi ileri taşıma durumuna bir engel set vurmaya çalıştığı gibi bir durum var. Bizler kendi değerlerimizi tanıyarak toplumumuzun çok daha önde olduğunu, bizim değerlerimizin, birikimimizin çok daha üstün olduğunu fark edip teknoloji alanında, bilim alanında hedeflediğimiz, koyduğumuz hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Bunu da sizlerin aracılığıyla bu projeyle birlikte küçük bir nebze de olsa başarmaya çalışacağız. Dediğim gibi projemizin ana amaçlarından bir tanesi kültürümüzün çok önemli değerlerinden birisi olan Fuat Sezgin'i sizlere tanıtabilmek. Bunun yanında 21. yüzyıl becerileri olarak bahsettiğimiz kritik düşünme, problem çözme, estetik kaygısı gibi becerilerinde farkına varmaya çalışacağız. Bunu nasıl sağlayacağız? Az önce Sayın Hocamız Fuat Sezgin'in hayatından kesitler paylaştı. İstanbul'da kurmuş olduğu müzeden bahsetti. Müze ziyaretleriyle ve Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalardan, onun yanı sıra İslam medeniyetine hizmet etmiş, İslam medeniyeti adına çalışmalar yapmış, bilime katkıda bulunmuş bilim insanlarını tanıtarak, onların yaptığı çalışmalar üzerinde düşünerek bu becerilerin yönelik bir farkındalık oluşturma, bir ilerleme sağlamayı da projemize amaç ediniyoruz. Sizlerin de araştırma becerilerinizi geliştirme, müze ziyaretlerine yönelik ilginizi artırma gibi bir amacımız da var. Şöylece özetleyecek olursak projemizin amaçları maddeler halinde, Fuat Sezgin'in hayatı ve eserlerine dair farkındalık kazandırılması, İslam bilim ve kültür tarihi mirasının farkına varılmasının sağlanması, müze eğitim uygulamaları geliştirerek estetik anlayışın güçlendirilmesi, bilim ve araştırma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması. Projemiz il genelinde bütün liselerimizde bu haftadan itibaren uygulanmaya başlayacak. Projemizin faaliyetleri neler? Öncelikle Fuat Sezgin'in kitaplarının temin edilip okullarımıza dağıtılması ve öğrencilerimiz tarafından okulun değerlendirilmesini sağlayacağız. Bunun yanı sıra yine öğretmenlerimizin Fuat Sezgin'in kitaplarını okuyarak değerlendirmesi, okuma gruplarında değerlendirmesi sağlayacak. Kitap Tokat projesiyle bu noktada eşgüdümlü bir çalışma yürüteceğiz. Yine İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne yönelik öğrencilerimiz tarafından ziyaretler planlayacağız. Bu müzenin sanal turla gezilmesini, müzenin içerisindeki eserlere yönelik farkındalık kazandırmasını sağlayacağız. Ve Fuat Sezgin'le ilgili hazırlanan belgeselin okullarımızda izlenilmesiyle Fuat Sezgin'in tanıtılmasını hedefliyoruz. Ve ayrık olarak belirleyeceğimiz İslam medeniyetine hizmet etmiş bilim insanlarının tanıtılmasına yönelik de okullarımız etkinliklerimiz olacak. Yine Fuat Sezgin'i okullarımıza anlatacağımız paneller, söyleşiler düzenlenecek. Ve projemizin faaliyetleri bu şekilde yürütülecekse devam edecek. Tanıtılması konusunda bir araya gelmekten, gençlerle beraber bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum, ifade etmek istiyorum. Başta bu etkinliği düzenleyen Milli Eğitim Teşkilatımızın kıymetli yöneticilerine, sunumu yapan değerli hocamıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca siz de buraya kadar geldiniz bu konuyu öğrenmek için. Sizi de ayrıca tebrik ediyorum. Çok önemli bir konu için buradasınız. Öyle çok sıradan bir konu değil. Size belki bir sürü çığ da açacak. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Bu sene biliyorsunuz 2019 Fuat Sezgin yılı ilan edildi Cumhurbaşkanlığımızca. Bizim amacımız, buraya gelmemizdeki amaç Fuat Sezgin yılı ilan edince biz de Tokat'ta Fuat Sezgin hocayı liseli gençlere tanıtacağız. Sadece Fuat Sezgin'i değil, şöyle 10-15 tane büyük adamı da tanıtacağız. Aradan yıllar geçince dersiniz ya iyi ki de yapmışlar bunları zamanında tanıdık. Çünkü aradan yıllar geçtikten sonra tanınca iş işten geçmiş oluyor. Şimdi ben bir soru soracağım. Buraya gelmeden önce Fuat Sezgin hocanın ismini duyan kaç kişi vardı el kaldırsın? Kitabını okuyan kaç kişi vardı?
Çok fazla yok. Tamam. Şimdi biz bu Fuat Sezgin Hoca ile ilgili niye bir bu işi yapalım dedik? Önce onu anlatayım. Fuat Sezgin Hoca gençler yani temsil ettiği kavramlar var dünyada, Türkiye'de neyse. Fuat Sezgin Hoca Bitlis'ten çıkmış. Ki mesela kaçlı yıllarda çıkmış? 30-40'lı yıllarda. Türkiye'nin o zaman da tam gelişemediği, yolu bizim olmadığı bir dönemde çıkmış, İstanbul'a gelmiş, alın teriyle, göz nuruyla emek vererek okumuş. Şimdi orada bir arkadaşlar bahsetti, Alman bir şarkiyatçı yani, oryantalist dedikleri, batılılar, işte doğulular hakkında yazanlar oryantalist diyorlar, doğu kültürü hakkında, dini, sanatı neyse tanımı bu. Bu hoca ona diyor ki işte sen kaç saat çalışıyorsun? O diyor ki sabah 4 saat çalışıyorum, öğleden sonra da 4 saat, akşam da 4. Mesela o Alman ona diyor ki hocası, Ritter, sen ancak diyor doktoranı bitirirsin diyor ama bilim adamı olamazsın diyor. Şimdi buradan neyi anlamış oluyoruz? Demek ki bilim adamı olabilmek için çok çalışman lazım. Şimdi buradan çıkan soru şu, Fuat Sezgin Hoca bir kere çok çalışkan bir insan. Müthiş çalışkan bir insan. Hatta biz bile mesela öğle yemeklerini yerken seremoniyle yeriz değil mi? En az 2 saatimiz gider. Halbuki kendi kitabında da söylüyor, aparatif şeyler deyip vakit kaybetmemek için işte sandviç falan basit şeyler yiyerek vaktini kaybetmemeyle uğraşan bir insan. Şimdi buradan bunu şunun için anlatıyorum ben size. Bir şeye emek vermeniz lazım. Emek vermeden bir şey elde edemezsiniz. Allah bile öyle demiyor mu? İnsana çalıştığının karşılığının dışında hiçbir şey yoktur. Fuat Sezgin Hoca bir kere çalışkanlığı temsil eder. Buradan çıkartacağımız soru şu. Bütün gençler başarılı olmak istiyor. Herkesin hayalleri var. Bir de o zaman yapmamız gereken hayalleriniz emeklerinize dayanacak. Alın terinize dayanacak. İki, çok çalışmanız lazım. Yani akranlarının, dünyada başarılı olan insanların da en temel özelliğine çok çalışkan olmaları. Bu Nobel ödülü alan Aziz Sancar Hoca da öyle diyordu. Esasında ben zekaya inanmıyorum diyor. İnsanları birbirinden farklı kılan nedir? Çalışmaktır. Çok çalışmak. Fuat Sezgin Hoca bir kere çok çalışmayı temsil ediyor bence. Gençlerin burada örnek alacağı şeyi vurgulamak için bahsettim ben bunu. İkincisi, bütün zorluklara rağmen pes etmemek, yılmamak. Mesela Türkiye'nin o günkü şartlarında iletişim, ulaşım, teknoloji, gelişmeler, o kadar kitabı yazmak, o elde ettiğim bilgileri böyle derleyip, toplayıp bir araya getirmek büyük çalışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla çok çalışmak çok önemli. İkincisi neyi temsil ediyor? Birkaç ben anladığım dilde size yani sizin şöyle düşünüyorum. Ben liseli öğrenci olsaydım ne öğrenmek isterdim? Kendi dilini anlatıp size vermek istiyorum. Şimdi hocamız söyledi. Dedik 27 dil biliyormuş. Doğru. Çünkü kendisi şöyle diyor. Bir dil öğrenmek için bir yıl yeter zaten bir kişiye. Günde bir saat harcasanız bir dile işte günde atıyorum yarım paragraf yazsanız, bir paragraf yazsanız, işte 10 dakika okusanız, dinleseniz 10-15 dakika, zaten yılda bir sürü bir külliyat meydana getirir bu. Şimdi buradan ne çıkıyor? Demek ki sizin bu dil falan belli yaşa kadar öğrenilir. Ondan sonra zorlanırsınız. Bir de insanların en önemli dönemi lise dönemi bence. Yani lise döneminde çok dirençli olanlar, başarılı olanlar hayatta çok başarılı oluyor. Benim dikkatimi çeken de bu. Ya bir kısmı dağılıyor, inşallah dağılmazsınız. Çünkü ergenlik dönemine de giriyor insanlar. Biraz da işte özgürlüğüme kavuştum, ben daha iyi bilirim. İşte şu, bu ama bütün insanların yaşadığı bir dönem. Sadece sizin yaşadığınız bir dönem değil, hepimizin yaşadığı ve bütün insanların yaşadığı. Sizden sonra gelecek olan kuşakların da yaşayacağı bir dönem. Ama kim kazançlı çıkıyor? Kendini sınırlandıran, kendini disipline eden daha çok çalışanlar başarılı oluyor. Dolayısıyla sizin için önemli bir dönem. Yani dönemi iyi götürmeniz lazım. Dil konusuna gelince ben sizin yerinizde olsam 3 tane dil öğrenirim. Niye? Size özgüven kazandırır. Yeni dünyalara açan imkanı sağlar. Hatta biri doğu dillerinden, biri batı dillerinden olabilir minimum. Dünyayı anlamanıza yarar. Çünkü 21. yüzyılda teknoloji, iletişim, ulaşım çok hızlı değişiyor, gelişiyor. Rekabet edebilmen için donanmanız lazım. Mesela Fuat Sezgin Hoca başka neyi temsil ediyor? Şimdi orada İslam, bu bir din alimi değil Fuat Sezgin Hoca. Bu bir bilim tarihçisi. Yani neyi anlatmış Fuat Sezgin?
Diyor ki bilim esasında ilk insandan beri böyle kar topu gibi geliyor, tamam mı? Ama böyle işte dünyanın gidişatı böyle, Allah böyle bir düzen kurmuş. Kim ki bilime sahip çıkarsa, bilimsel yöntemi içselleştirirse hem bireysel hayatında hem toplumsal hayatında o bilime, o bilimin getirdiklerine, medeniyete o sahip çıkıyor. İlk insandan beri yuvarlana geliyor. Kim ki kafasını daha çok kullanıyor, kim ki daha çok aklını kullanıyor, kalbiyle beraber kullanıyor, onlar kullanıyor. Burada Fuat Sezgin Hoca şunu anlatıyor. Asıl bize vurgulamak istedi, kendi medeniyetimizin de ne kadar güçlü olduğunu, İslam medeniyetinin, Türk medeniyetinin de ne kadar güçlü olduğunu, trigonometriden kimyaya, astronomiden müziğe, hatta müziğin teorisine kadar, botaniğe kadar, zoolojiye kadar bizim kendi insanlarımız, kendi kültür havzamız, dünya bilimle, kültürüne, sanatına katkı sağlıyor. Nasıl sağlıyor diyor buna? Kar topu gibi geliyordu ya, bizimkiler de bunu Yunanlardan aldı en son. Onlar orada donmuştu, aldılar bunu, geliştirdiler, çeviri faaliyetleri yaptılar 200 yıl. Sadece çeviriyle olmaz bu iş. Sonra da üzerine koydular. Üzerine koyunca da ne oldu? Patlama oldu 10. yüzyıldan itibaren, 12. yüzyılda. İşte matematikten az önce ifade ettiğim gibi yani müziğe kadar, botanikten coğrafyaya kadar, astronomiden hayatın ve yaşamın her alanına kadar büyük bir patlama oldu. Ne oldu o zaman? İşte İslam bilim kültür medeniyeti dediğim böyle bir şey. Yani bu durum, buradan şu çıkartmamız gereken ders şu, kuru kuruya övmek değil. Bu şu demek, Allah aklını kullanan, bilimsel metodu kullanan ki bizim kültürümüzde kalbiyle beraber kullananlara veriyor. Biz bununla hem gurur duyacağız ama aynı zamanda da 16. yüzyıla kadar böyle devam etti diyor. 16. yüzyıldan sonra da bu aklını onu Batılılar kullandığı için Batılılara genişletiyor Fuat Sezgin Hoca. Yani 17. yüzyıl olur, 15. yüzyıl olur tartışılmakla beraber Fuat Sezgin Hoca'nın söylediği bu. Bizim buradan çıkartmamız gereken ders, tarihte biz bu işi yapmışız. Hatta ne diyor? Şu aşağılık kompleksinden kurtulmamız lazım. Şimdi Fuat Sezgin okumamız bize ne sağlar? Bunu şunun için anlattım size ben gençler. Aşağılık kompleksinden kurtulmayı sağlar. Aa bak bizim de kültür havzamızdaki insanlar, bu Müslümanlar dediğimiz işte Türkler, Araplar, Farslar, diğer milletler, yani bu havzayı kastediyor zaten. Dünyanın bilimine, kültürüne, sanatına katkı sağlamışlar. Her alanda katkı sağlamışlar. O kesintiye de uğramasını engellemişler. Ne olmuş? Bir medeniyetten bir başka medeniyete geçmiş. Buradan ne çıkıyor? Demek ki aşağılık kompleksine de kapılmamamız lazım. Hem medeniyet anlamında kendi kültürümüzle, medeniyetimizle övmemiz lazım. Hem de kendimize güvenmemiz lazım. Ama şunu şu hataya da düşmemek lazım. Kuru kuruya tartışmaya girmek insanlarla ya da öykünmek de doğru değil. Bazen olur ya, senin baban, benim babam senin babanı döver, olay değil bu olay. Bu akılla ilgili. Dedi ki Allah çalışana veriyor çünkü bütün yasalar bilim üzerine kuruludur. Allah da öyle yaratmış evreni zaten. Her şey bir düzen dahilinde. Her şey matematik üzerine kurulu, fizik yasalar üzerine kurulu. Yani aklını kullanmadan, bilimsel metodolojiyi kullanmadan, analitik düşünmeden, eleştirel bakmadan bunların keşfedilmesi, yeni konular üretilmesi, bilime katkı sağlanması mümkün değildir. Bizim buradan çıkartmamız, Fuat Sezgin Hoca'nın söylediklerinden çıkartılması gereken ders, hem gurur duyacağız, hem tarihimizi öğrenmiş olacağız, hem de geleceğe, işte o diyor ya, aşağılık kompleksinden kurtulmamız lazım. Aşağılık kompleksine de kapılmadan, kısacası ne diğer milletleri gözünde çok büyüterek, ne de aşağılayarak. Ama demek daha çok çalışacağız, hem gurur duyacağız ama hamaset yapmadan. Hem daha çok disiplinle çalışacağız, hem aklımızı kullanacağız ama bizim kültürümüzü farklı kılan kalbiyle beraber kullanmak. Yani insanlığın hayrına kullanmak. Buradan çıkan sonuçta bu. Hatta yine ne diyor? Yine bizim medeniyetimizin, ülkemizin, gençlerimizin, işte Batı medeniyetiyle veya diğer medeniyetlerle rekabet edip gelişebilmesi için gençleriyle aklını ve kafasını kullanan çalışkan insanlara ihtiyaç var. Aklını kullanmadan hiç kimse hiçbir şey ilerleyemez. Kural bu. Çalışmadan olamaz bir şey. Zaten çalışmadan hiçbir şeyin de sahip olmayın bir kere. Sahip olduğunuz her şeyiniz emeğe ve alın terine dayalı olmalı. Emeğe ve alın terine dayalı olmadan elde edilen hiçbir şey asla kalıcı olamaz.
Hatta keyifli olan tarafı da budur. Bir şeyin emeğe ve alın terine dayalı olması. İnsanları mutlu kılan da budur. Bir de çalışmak çok keyifli bir şeydir esasında. Allah'ın insanlara verdiği bence en güzel ödüllerden biridir çalışmak. Niye? Çalışmak, alın teri dökmek, yorulmak ve bir şeyi başarmak çok güzel bir duygudur. Ya başarmanın tadı. Şimdi siz lise döneminde olduğunuz için tam bu konuları içselleştirmeniz, özümsemeniz gerekir. Bir de hayatınızın en güzel dönemleri. Az önce de ifade ettim ya, çok iyi kullanırsanız biri çalışkan oldunuz mu yapamayacağınız hiçbir iş, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir problem olmaz. İnşallah üniversitelerde de veya da hayatın yaşamı diğer alanlarında da istediklerinize kavuşmuş olursunuz. Ama bu Fuat Sezgin Hoca'dan çıkartmamız gereken dersler var. Özetlemek gerek. Ha bir de şöyle, Fuat Sezgin Hoca bizim tanımadığımız, yani kendini özgüven kazandırmanın yanında büyük kütüphanesini Türkiye'ye getirdi. Böyle de büyük bir adam. Memlekette var, millet sever, vatanını seven bir adam. Artı bu İslam bilim tarihçilerde, yani İslam bilim kültür sanatına katkı sağlayan bilim adamlarının yaptıklarına müze kurdu İstanbul Gülhane'de. Böyle de ayrıca katkısı var. Yani milletimizin, Türk milletinin yüz akı insan. Onu tanımak lazım. Hatta bence şöyle, mesela ben bazen düşünürdüm, ya şu adamı bilmeden, mesela Türkiye'de bazı adamlar var, onları bilmeden entelektüel falan da olunamaz bence. Yani kitap okuyanlar için söylüyorum, okumak da lazım. Yani yeryüzüne gelip de kendi kültürünün köşe taşı adamlarını tanımamak boşuna yaşamış gibi bir şey bence. Sadece kendi kültürümüz değil, dünyada da büyük adamlar var. Köşe taşı adamlar var her alanda. Bilim, kültür, sanat alanında. Mesela işte Fuat Sezgin Hoca'yı tanımasan olmaz. Cemil Meriç'i tanımasanız olmaz mesela. Bu ülke kitabı başta olmak üzere, tamam mı? İşte Nurettin Topçu'yu bilmem tanımasanız olmaz. Erol Güngör'ü tanımasanız olmaz. Bunlar büyük adamlar. Yani sizleri ufuk açarlar. Çok kolay kolay yıpranmazlar. Belli bakış açıları olan bir şey adamlar. Mesela romancılardan diyelim, işte Victor Hugo eksir mi? Yani eskimez. İşte Rus yazarları Pushkin eskir mi? Eskimez. Yani bunlar büyük adamlar. Dünyanın kabul ettiği tipler. Yani çıkartılan sonuç hem kendi kültürümüzün adamlarını tanımamız lazım, hem de dünyayı tanımamız lazım. Mevlana Hazretleri'nin ifadesi, bir ayağı kendi pergamin, bir ayağı kendi kültüründe, diğer ayağı da dünyayı tanımak lazım. Ama bu çalışarak, yorularak, alın teri dökerek olacak. Nasıl olacak? Aklı kullanarak, aklı kalbinizle beraber kullanarak, aşağılık kompleksine kapılmadan ama başkalarını da aşağılamadan. Kendinizde ve kültürünüzde, toplumunuzda gurur duyarak ama daha çok çalışmanız gerekir. Ben mesela şimdiki aklım olsaydı lisede en az 3 tane yabancı dil öğreniyordum, onu ifade edeyim. Çok keyifli bir şey bence. Yani ama anlıkla öğrenmeyi sizin angarya olarak görmemeniz lazım. Öğrenme bir merak duygusunu giderim bir şey. Felsefeyi değiştirmeniz lazım. Öğrenme bir angarya değildir. Hayata yaşama gelip keyif almanın en güzel yollarından biridir. 3 tane yabancı dil öğrenebilirsiniz. Mesela kesin günde minimum 1 saat kitap okurum derslerimin dışında. Yemek yemek gibi, su içmek gibi nasıl ayırıyorsanız kendinize vakit. 1 saat köşe taşı kitaplar okumanız lazım bence. Kendinizi geliştirmeniz için. Bir de derslerinizi zamanla yaptınız mı, çalışkan öğrenci oldunuz mu, başarısız olma ihtimaliniz bence sıfır. Çünkü düzen bu şekilde kurulmuş. Allah çalışan insanlara verir. Emek verenlere verir. Çalışmadan, kazanmadan rahat yaşamayı alışkanlık haline getirenler başarılı olamaz. İşin özeti, Fuat Sezgin Hoca gibi bir sürü büyük adamımız var. Bizim Fuat Sezgin Hoca, Allah rahmet eylesin bu vesileyle ve onun şahsında bütün büyük adamlarımızla, bilim, kültür, sanata katkı sağlayan, bizim kendi Türk-İslam kültürüne katkı sağlayan adamlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ha aklımdayken şeyi söyleyecektim, Fuat Sezgin Hoca var. Mesela Harezmi var. İşte Türk, bugünkü Özbekistan, Türkistan bölgesinde doğup Bağdat'a gidip, biliyorsunuz değil mi Harezmi'yi? Mesela tartışılmakla beraber sıfırın mucidi olarak kabul ediyor. Sıfır olmasa bugün hiçbir şey yok. Algoritma dediğiniz falan hiçbir şey yok sıfır. Bilgisayar hep hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Ya bunlar bununla yapılan şeyler. Ki ben için tek tek girmek istemiyorum. Bunları kendiniz araştırın. Şimdi Murat Hocam,
Boğaz Sezgin Hoca'nın sohbetleri kitabı var. Buraya gelen arkadaş, çocuk, gençler, sevgili öğrenciler listesini alalım. Hepsini birer tane biz hediye edelim. Oradan kendileri daha çok okuyabilir. Birer Boğaz Sezgin Hoca'nın kitabını hediye edelim gençlerimize. Ama dediğimiz gibi bir de şöyle 5-10 tane büyük adamı keşfedin. Liseli gençler bulursun. En azından siz isimlerini bilin. Gelenler okusun. Dediğim gibi büyük olmak istiyorsanız okumanız lazım. Bilmeyi öğrenmeniz lazım. Yani iyi tıpçı olabilirsiniz. İyi mühendis olabilirsiniz. İyi öğretmen olabilirsiniz. Atıyorum iyi iş kadını olabilirsiniz. İyi mimar olabilirsiniz. İyi esnaf olabilirsiniz. İyi marangoz olabilirsiniz. Ama bir kültür sanatla da ilgili kendinizi geliştirmeniz lazım. Okuma yapmanız lazım. Temel kavramları bilmeniz lazım. Bunlar bilmeden olmaz. Anladık, iyi mühendissin ama dünyadan haberin yok, kendi kültüründen haberin yok. İyi kaymakamsın, iyi valisin ama kendi kültüründen haberin yok. İyi öğretmensin, kendi kültüründen, sanatından haberin yok. Olmaz öyle şey. Ortalama, zaten şöyle 400-500 kitap okusanız ortalama bir entelektüel mi olursunuz, onu ifade edeyim ben size. Bunun en iyi dönemi bu dönemler. Başlayın, kaliteli kitaplar okumaya devam edin, tamam mı? Bir spor yapmayı imal etmeyin. Spor da önemli. Yürüyüştür, bisiklettir, atletizmdir. Bu da ne sağlar size? Bedenen, fikren, zihnen, ruhen, dinçe sağlıklı kalmanızı sağlar. Bunun da önemsediğimi, yani faydalı olacağını düşündüğüm için sizinle paylaşıyorum. Bu vesileyle Fuat Sezgin'e ilişkin, rahmetli Fuat Sezgin Hoca'ya ilişkin özetlemek gerekirse, Fuat Sezgin Hoca bir neyi? Çalışkanlığı temsil ediyor bize. İki, dirayeti. Ama çok çalışmayı temsil ediyor bu arada. Yani çok çalışma, çok başarılı olmak istiyorsan çok çalışmak zorunda, bu kadar basit. Neyi temsil ediyor? Merak. Öğrenme merakı çok güçlü. Mesela öğrenmeyi tetikleyen en önemli unsur da meraktır. Mesela okula merak için gitmeniz lazım. Ya okula niye gidiyorsunuz siz? Sadece bir sorumluluk angaryaysa boşuna gidiyorsunuz. Halbuki bir şeyler öğrenmek için gitmeniz lazım. Yeni şeyler keşfetmek için gitmeniz lazım. Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla öyle bir hedef koymanız lazım. Biz bugün yeni şeyler öğreneceğiz diye gitmeniz lazım. O sezginliği temsil ediyor. Bizim kendi kültürümüzde, uygarlığımızda gurur duymamızı ama Allah'ın çalışkan insanlara verdiğini, aklı kullanmamız gerektiğini ama kalple beraber kullanmamız gerektiğini, dil, yabancı dil öğrenmenin gerektiğini, vatanı ve milleti sevmenin ne demek olduğunu, kısacası kuru kuruya da olmaz böyle. Vatanı, milleti seviyorum. Seviyorsan göstermen lazım. Ama önce kendiniz için göstermeniz lazım. Yani önce kendi mutluluğunuz için. Kendisine faydası olmadan başkasına zaten faydası olamaz. Çünkü uzun bir gelecek sizi bekliyor gençler. Uzun bir geleceğe de hazırlanmanız lazım. Bu nasıl olacak? Çalışarak, alın teri dökerek, ilmek ilmek işleyerek, alın teriyle göz nurunu birleştirerek, kaynaştırarak olur. Kısacası Fuat Sezgin okudukça göreceksiniz. Bir sürü güzel değeri temsil ediyor. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Lisede konferanslar verilecek bütün liselerde. Fuat Sezgin Hoca gibi, Cemil Beriş gibi, Hoca gibi büyük üstadlarımızla ilişkin olarak sizler tanıyın diye. İman etmeyin, dinleyin, kitaplarını da okuyun. Kısacası Fuat Sezgin Hoca bir sürü güzel değeri temsil ediyor. Buradaki gayemiz, sizi seviyoruz biz. Asıl hedef şu, biz sizleri önemsiyoruz. Gençleri önemsiyoruz. Onların iyi yetişmelerini önemsiyoruz. Yaşlılar yapabilse, gençler bilebilse diye bir tabir var ya bizde. Her şeyi bilemezsin. Çünkü bazı şeyler de tecrübeyle ilgili. Başkalarının yaşanmışlığından ders almak, onlardan yararlanmak akıllıca bir iş. Aynı hatayı veya da aynı şeyi deneyin, aynı şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla Fuat Sezgin bir sürü güzel değeri temsil ediyor. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Sizlere çığır açacak, ufuk açacak, yol açacak. Bu duygu ve düşüncelerle bu etkinliği düzenleyen Milli Eğitim Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, öğretmenlerimize, yöneticilerine, değerli hocamıza sunum yaptık kendisine, okul müdürlerimize, buraya gelip bu işi, bu açılışı, bu etkinliği dinleyen siz kıymetli gençlere hepinize çok çok teşekkür ediyorum.